Of! Hakkı dayı, Allah aşkına bu yastık çok ince. Kağıt gibi yastık, yatamıyorum ben bunu. Seni altına bir sıkıştırsam, o şekilde yapsak olmaz mı o şekilde? Sen ne kadar pislenmişsin ya. Seni bir yıkayayım ben bir ara. Hakkı dayı, uyudun mu sen? Hakkı dayı. Sinirli bir şekilde bakıyorum şu an sana. Şimdi... Yarın madem Tolga kaçırıldı diye dayak yiyeceğiz kurtarmak için... özel eşyaları karıştırma hakkında var gibi görünüyor. Bakayım sağa sola. Bu dolap açılmıyor mu acaba? Neler yapıyormuş bir anlamam. Dolaplar boş ya. Kendi kendine konuşma işine son mu versem acaba? Aha. Kutular. Yuh, Paris'e de mi gitmiş bu hayvan ya? Adam buraları görmüş hep demek ki. Ne dolaşmışsa. O nedir ya? Kırtın abla, ne yaptın? Erdal abim yok sabah sabah ortalıkta. Dükkanını bekliyor. Ha, o şey değil ya. Problem değil. Onlar şimdi dayak yiyorlar da gelirler ya. Ben de gideceğim biraz sonra yanlarına dayak yemeye. Şey soracağım ben sana, senin bir yeğenin var yani. Hı. Yeğenin müsait midir acaba şu anda? Niye? Kavgaya mı çağıracağım? Hayır, kavga için değil ya. Bir... Ya, neler oluyor ya? Hayır, bir konuyla ilgili konuşacaktım da konuşmayayım mı? Hı. Evde çal bakayım kapıyı. Artık ne konuşacaksan. Oo, hareketler taşlar. Tamam, eyvallah. Sağ olasın Hüseyin abla. Aa dede. Evlat. Ne yaptın? Ya ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Ben acayip bir şey başardım ya. Yemin ediyorum böyle tek başıma olayların üstesinden gelmeye başardım ya. Çok acayip bir şey değil mi bu? Çünkü hiç kimseye ihtiyaç duymadım. Şeyi fark ettim çünkü. Böyle bir tane olayı çözünce arkasından böyle pıt 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 diye olaylar bitiveriyor ya. Ben seni çok mu abartmışım acaba gözümle? Yalnız unuttuğum bir soru kaldı evlat. Ya aman bırak, ne sorusu ya? Yemişim sorusunu. Sen ne yapıyorsun şimdi? Gir dükkana, Gürten ablaya söyle sana bir daha cips versin. O cipsi yesen, sonra de ki Mecnun parasını verecekmiş de. Tamam mı? Ben geçeyim içeri. Haydi o zaman. Yaklaşın bakayım şöyle. Şşş, gözlük. Öp bakayım abinin elini. Ne yapayım? Hadi bakayım, siz de yaklaşın. Ha. Öpün bakayım abinizin elini. Kim? Yok abi. Öpeceğim. Ben o çocuğu elini mi öpeceğim? Koca adam. Hadi en kadar çocuk. Ayıp be. Kesin! Öpün dedim! Özür dilerim abi. Kusura bakma abi. Pardon. Ne haber? Bir daha bu çocuğun etrafında görürsem sizi, üşenmem. Tek tek hepinizin içini açarım. Birbirinizin organını diğerine dikerim. Anladınız mı? Anlamadık mı? Anlamadım. Ben anlamadım. Ben anlamadım tam net olarak. Benim organımı kesip Erdal'a mı yerleştireceksin? Erdal organı... tamam, tamam. Sustum. Sustuk. Gel, gel. Artist. Artist be. Sağ olun ya, hayatımı kurtardınız. Eyvallah ya, ne demek? Ya biz zaten hep kurtarmak gibiyiz, yemin ediyorum. Gidiyoruz, herkesin hayatını kurtarıyoruz. Laf seni kurtarıyoruz vallahi. İyi tamam, hadi bunu da hallettik. Şimdi ne yapacağız? Tolgacığım. Tolgacığım, canım benim. Hani senin şu arkadaşın vardı ya, hani bana adres verecektin. O adresi ben diyorum başka şeyler gelmeden kimsenin başına alayım da hani dükkanda mal kalmadı. Gidelim malları alalım, bomboş dükkan vallahi. Ya Allah aşkına Erdal, bir kafa açma ya. Çayımızı içelim, sohbetimizi edelim. He. Ondan sonra gider alırsın malını ya. Beyler,
Bak bir şey söylüyorum, dinle beni. Bu el öpme hikayesi var ya, bu kesinlikle aramızda kalıyor. Hiç kimse duymayacak, yemin ediyorum külahları değişiriz ha. El öpme hikayesi değil mi? He. Ha, o zaten kendi aramızda olan bir şey yani, kimsenin de... Yani... Yaşandı, bitti. Bak nereye saklanmış, bak. Bir de oraya mı saklandın sen laf dinlemek için? Şu hallere bak. Beyzadem, kaçtınız yine dayak kokusu alınca. İyi misiniz? Ne yapıyorsun ya? Saklanan biri varsa o da ben değilim. Aa, bu üç kağıtçı Tolga. Oğlum ne biçim konuşuyorsun çocuğun yüzüne? Yüz mü? Hangi yüz acaba? Ben ortada bir yüz göremiyorum yani şu anda. Bir yüz yok ortada. O yüz var ama kendine ait bir yüz değil. Başkasının yüzünü taşıyor. Benjamin bunun yüzünü takmış. Bu kimse artık. Benjamin bu be. Nurten, bu bizden habersiz bir şey mi içti acaba? Yok, sanmam. Ha, içtim. Bir şey içtim. Ey yavrum ey, uyuyun siz. Ben daha ilk gördüğüm anda anladım be. Bunun ne numaralar çeviriyor o kadar bariz ki. Her şey ortada. Hocam, bak şimdi burada olay çıkmasın, tamam mı? Sen şu aşağıdaki kahvede beni bekle. Benim sana güzel bir teklifim olacak. Tamam mı benim abim? Hadi abi. Öyle olsun. Sonra da kahveye inip kaçırma tezgahını hazırladılar. Kalkarken gözlüğünü düşürdü ve telat buldu gözlüğü. Buyurun, böylece arkanda bir iz daha bırakmış oldum Benjamin. Sen yani telatın gözlüğünden mi çıkardın bu sonuca vardı yani? Bravo. Bravo. Benim teorim bile daha mantıklıydı be Mecnun. Arkadaş bir durun ya, bir durun. Bunun adı bitmiyor. Aha işte dağısı var. Buyurun dağıtın elden ele. Peki o. Bunları al, elden ele bir dağıt. Aa. Biz o gün şeye gittik ya. Onun şeyine, karavanına. Ha. O gün ayrıldık ya karavandan hani, sonra ben geri döndüm. Ha. Dedim ki ben bu gece burada kalayım, yarın erkenden kalkayım, gideyim temiz temiz sopamı yiyeyim diye. Ha. Ortalığı biraz karıştırdım ve arkasında birkaç kutu vardı orada. Kutuları açtım tek tek, ne var, ne oluyor diye baktım. Çünkü işkillenmişim, işkil sarmış her tarafımı. Ve bu fotoğrafları buldum o kutulardan. Bu nedir ya? Arkadaş bu ne oldu? Hii, bunun duruşlar nedir öyle? Bu durmak ne? Ne yapıyor burada? Bu haller, bu durmaklar. Şok içindeyim. Ayrıca hemen bak, alkışla girdim ve ne yaptı? Anında ritme girdi. Neden? Tutamıyor çünkü. Tikli kendisi. Bir dakika. Sen şimdi tanımadığın insanların özel eşyalarını mı karıştırıyorsun acaba? Ben doğru mu anladım seni Mecnun? Hayır işte öyle değil. Tanımadığım insan değil. İçini biliyorum ben bunu ya. İçi Benjamin, dışı Tolga. Mecnun. Ben sana kaç defa bu konuda öğüt vermedim mi Mecnun? Utanç kaynağı mısın? Ayıp, hakikaten ayıp. Ayıp. İçindeki Benjamin ayıpladı beni galiba. Çünkü bu konuyu kaynatmayın ne olur. Mevzu kaynamasın yani şu anda. Leyla! Efendim? Hayır, sen demiyorsun. Nurten'in yeğeni Leyla. Leyla, bekliyoruz hepimiz. Leyla? Hey! Tövbe! Yuh! Ben de istiyorum onu. Aa. Leyla? Sensin aşkım. Hiç anlamadım dediklerinden. Senin sesine ne oldu? Sen Leyla değilsin. Oh. Aga çok pis yakalandık ha. Şöyle ifade edeyim, benden gerçekten alaka... Arda'nın babası dedi ki bana gel dedi. Çok aralarında karış gibi bir şey söyledi. Ben orayı anlamıyordum ama... Ya Allah! Ne dedim ben sana? O maskeyi düşüreceğim demedim mi ben? Yok, söylemedim öyle bir şey. Yok mu?
Ha, demek içimden söylemişsem demek ki onu o şekilde yaptıysa. O niye öyle oldu ki ya? Yüksek söylemişim gibi de geldiyse. Ama sonuçta kim olduğunu öğrendin değil mi? Poğaçabaş. Tamam, öğrendim. Ne oluyor öğrenince? Sen başkasının kim olup olmadığıyla ilgileneceğine kendin kimsin? Onu söylesene bana be. Onu söyle. Dede ben kimim ya? Ha? Bak işte. Atladığın soru buydu işte. Ben kimim? Sen şimdi yani başkalarının kim olup olmadığını araştıracağına önce kendinle ilgili, kendinin kim olduğunu öğrenmeye çalış. Evet, tamam, tamam. Aynısını söyledi. Tamam, o zaman ben sustum. Ya git. Bak, bak, sesini.